Teklifin tümü üzerinde şahıslar adına ikinci söz İstanbul Milletvekili Sayın Nevzat Şatıroğlu'na aittir. Buyurun Sayın Şatıroğlu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 41 sıra sayılı maden kanunu üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Hazırladığımız bu kanun ile başta madencilik olmak üzere elektrik, petrol, LPG piyasalarını yakından ilgilendiren düzenlemeler yapılmış, enerji verimliliği, nükleer kanun ile ilgili uygulamalar ve ölçü ayarların ilgili kanunlarında yapılan düzenlemeler ile belirsizlikler ortadan kaldırılmaya çalışılmış, EPDK'nın teşkilat yapısında yapılan düzenleme ile de kurumun denetim fonksiyonunu daha etkin yürütmesi sağlanması amaçlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerek maden, gerek enerji sektöründe çağ atlattığımız 17 yılı geride bırakmış bulunmaktayız. Gururla ve iftiharla. 2002 yılında 680 milyon dolar olan maden ihracatımız AK Parti dönemindeki başarılı politikalar sonucu 4.6 milyar dolara yükseltilmiştir. Bu kanun teklifi ile maden sektörünün ekonomimizdeki payının daha da artırılması, sektörün sorunlarına çözümler getirilmesi ve daha sürdürülebilir bir madencilik politikasının sağlanması amaçlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemiz maden rezervleri bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden biridir. Dünyada bilinen 90 çeşit madenden 77 adedi ülkemizde bulunmaktadır. 1985 yılında yürürlüğe giren maden kanunu ile madenlerin aranması, işletilmesi, üzerinde hak sahibi olunması ve terk edilmesiyle ilgili esas usuller düzenlenmektedir. Ancak gelişen şartlar ve uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle kanunda değişiklikler yapılması zarureti doğmuş ve bu nedenle bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kanun teklifiyle MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetlerinde bulunması imkanı sağlanacaktır. Petrol kanununda yer alan milli menfaatlere uygun ifadesi Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün birleşmesi doğrultusunda bu ifade uyum sağlanması için maden kanununa eklenmiştir. Uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçlar kapsamında görünür rezerv geliştirme hakkı kavramı geliştirilmiş ve bunun hisseleri bölünemeyeceği ve bu hakkın bakanlık onayıyla devredilebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik yapabileceği yazılı olma şartı kaldırılarak maden kanunu ticaret kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir. İşletme izinlerinin tapu kayıtlarına işlenmesi sağlanarak diğer yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığının tespiti kolaylaştırılmış, böylece rezerv kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine maden kanunu kapsamında yatırım çakışması durumları için oluşturulan kurul kaldırılarak daha hızlı hareket edilebilmesi amacıyla kurulun yetkileri Enerji Bakanlığı'na devredilmiştir. Yetkilendirilmiş tüzel kişilerin ve teknik elemanların yaptıkları beyanlara sorumluluk getirilerek gerçek dışı ve yanıltıcı beyanların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Mahallinde yapılacak teknik ve incelemeler esnasında denetimin engellenmesi halinde mahallinde tetkik ve inceleme yapılıncaya kadar üretim faaliyetleri durdurma müeyyidesi getirilmiştir. Kaçak üretim ve izinsiz sevkiyata ilişkin madde yeniden düzenlenmiş ve bu hususta ceza uygulayacak idarelere açıklık getirilmiştir. Yurt içinde çıkarılan 4. grup C bendi madenlerden altın, gümüş ve platin hariç diğer madenlerin yurt içinde entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının %75'i alınmayarak madencilik sektörü uç ürün üretimine yönelik teşvik edilmiştir. Buluculuk talepleri için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu koduna göre teknik standartlar getirilmiş, gönlü rezerv hakkı geliştirme hakkının maden siciline şerh edilme hakkı elde edilmiştir. Maden sahalarının tamamında maden rezervlerinin tespit edilmesi amacıyla işletme izinleri ruhsatların birleştirilebileceği düzenlenmiştir. Değerli milletvekili, madencilik faaliyetlerinin yapılması mümkün olmayan küçük alanların madencilik faaliyetlerine engel teşkil etmemesi için ruhsattan taksir edilmesiyle ayrı ayrı üretilmesi imkanı olmayan
farklı gruptaki madenler ile ilgili uygulamalarda iktisatlık sağlanması amaçlanmıştır. Ara ve uç ürün üretmek ve tesis kurmak şartıyla maden sahalarının bakan onayıyla ihale edilmeksizin ihtisaslaşmış devlet kuruluşlarına, ki bu kuruluşlar madencilik faaliyeti yapan kuruluşlarımızdır, verilmesi ve bu sayede ara ve uç ürün ithalatının azaltılması amaçlanmıştır. Kanun maddesi değişiklik teklifiyle yerli ham petrolün gerçek fiyatlandırılması sağlanmış olacak. Ayrıca mevcut ve yeni arayıcı şirketler için de teşvik ve gün ortamı sağlanmış olacaktır. Enerji piyasalarımızın adil, şeffaf ve rekabetçi yapısının korunmasına büyük önem veriyoruz. Piyasalarımız için daha fazla yatırım, daha fazla yatırımcı ve daha fazla istihdam istiyoruz. Bu açıdan hazırlanan bu kanun değişikliğinin sektörümüzün yapısına ve işleyişine büyük katkılar sunacağına inanıyorum. Hiç şüphesiz piyasalarımızın, özellikle de akaryakıt piyasalarımızın sağlıklı işleyişi, şeffaf ve adil yapısının muhafaza edilmesi de sektörümüz için hayati önem taşımaktadır. Piyasa yapısını bozucu faaliyetlere izin vermemek adına yapılan düzenlemeyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu 3. maddesinde yer alan lisansların tabi olacağı usul ve esaslar yeniden düzenlenerek piyasayı bozucu etkisi olan şirketlerin sistemden ayıklanması amaçlanmıştır. Ayrıca bu düzenlemeyle kaçak akaryakıt ticareti yapılması, ÖTV ve KDV usulsüzlükleri yaparak vergi kaybının önlenmesi amaçlanmıştır. Akaryakıt kaçakçılığı kapsamına giren ve niteliği itibariyle düzeltme imkanı bulunmayan fiiller yönünden doğrudan soruşturma açma ve gerektiğinde cezai işlem uygulama usulü belirlenmiş, kaçakçılıkla ilgisi olmayan ve niteliği itibariyle düzeltme imkanı bulunan mevzuat ihlalleri için ise soruşturma açma ve idare para cezası uygulanmadan önce ihtar müessesesi getirilmiştir. Yani akaryakıt kaçakçılığı ile sektörümüzü adeta dinamitleyen eylemlere asla taviz vermeyecek, denetimler hız kesmeden sürdürülecek ve gerekli cezai işlemler uygulanacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepimizin bildiği üzere çok zengin hidrokarbon kaynaklara sahip ülke değiliz. Ama su gibi, rüzgar gibi, güneş gibi yeni bir kaynaklar bakımından zengin bir ülkeyiz. Bu noktada 2002 yılından bugüne yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın ekonomiye kazandırılması konusunda çok büyük gelişmeye imza attık. Şöyle ki 2002 yılı 2018'in mukayesesine baktığımızda baraj hidrotik santrallarımızı 11.469 megawatttan 20.000 megawata, nehir tipi hidrotik santrallarımızı 770 megawattan 7.700 megawata, rüzgar kurulu gücümüzü 19 megawattan 7.000 megawata, güneş kurulu gücümüzü hiç yokken sıfırdan 5.000 megawata ve jeotermal kurulu gücümüzü de 18 megawattan 1.285 megawata yükseltmiş bulunmaktayız. Yine 2012-2018 yılları arasında toplam elektrik kurulu gücümüzü 31.800 megawattan 88.000 megawata yükseltmenin gururunu yaşıyoruz. EPDK'nın görev alanında doğalgaz, elektrik, petrol ve LPG piyasalarında izleme, inceleme ve analiz etmek amacıyla yapılan yazılımlar, talep edilen bilgi ve datalar gün geçtikçe daha fazla artmakta ve bu işe özel data işlemler artmaktadır. Bu maksatta EPDK bünyesinde bilgi işlemleri başkanlığı kurulması sağlanmış olacaktır. 35-16 sayılı ölçü ve ayarlar kanununda yapılan düzenleme ile ölçü aletlerinin muayenelerini veya tamir ve ayarını yapmak için bakanlık tarafından yetkilendirilen servislerin yetki kapsamındaki hizmetlerde ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı faaliyeti bulunmasının yasaklanması öngörülmektedir. Yine bu düzenleme ile nükleer enerji ve iyonlaştırıcı radyasyona ilişkin faaliyetlerin çerçevesinin çizildiği 702 sayılı nükleer düzenleme kurumunun teşkilat ve görevleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükmünde kararnamede de bazı değişiklikler yapıyoruz. Bu meyanda nükleer enerji ve radyasyon güvenliği alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşların uyması gereken kuralları daha net bir şekilde belirliyor. Birinci önceliğimiz olan çalışanların, halkın ve çevrenin korunması amacıyla konulan kuralları ihlal edenlere uygulanacak olan yaptırımları düzenleme altına alıyoruz. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, sözlerime son verirken bu kanunun hazırlanmasında emeği geçen imza sahibi milletvekillerimize, Enerji Bakanlığı bürokratlarımıza,
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzun kıymetli başkan ve üyelerine, sektörün çok değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Kanun teklifimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.